saçım darmadan. Bu eli boşlu dinli eğitimden armağan. Bana planlarım var ama saçma sapan. Ben çağrısıncı namı diğer aylak adam. Bugün pazar, bugün pazar. Gün henüz başladı. 3 saat içinde yüz yıkayıp evden kaçmalı. Süs maksatlı taşıdığım cüzdanım kaskatı. Dün travmatik bir gündü, dün anneler ağladı. Bugün pazar, bugün pazar. Gelsin bütün işçileri bugün rüya görme. Haklarını kullanmaktalar. Bugün pazar, bugün pazar. Biz iki eğitimli işsiz bok var gibi erkenden kalktık sabah. Bugün pazar, bugün pazar. Açıkçası hiçbir işim yok. Dün de yoktu, ondan önceki günde. İşin kötü yanı benim bundan şikayetim yok moruk. Dün de yoktu, ondan önceki günde. Yedi günüm aynı benim. Pazartesi sendromu vardır hani. İşte benim hayatım o. Ve bu değil benim yararıma. Baskı altındayım, çıkamıyorum karanlıktan. Yedi günüm aynı benim. Pazartesi sendromu vardır hani. İşte benim hayatım o. Ve bu değil benim yararıma. Baskı altındayım, çıkamıyorum karanlıktan. Kalmadı günlerin önemi hayatımda pek. Hafta içi sonu farkmıyor. Sabah sırt börek yiyip duruyoruz. Ölce samur işinden. Öfkem poğaçaya değil, mevzu fırıncıyla kişisel. Ondan öncesinde sabahın köründe. Bazen uyanınca odada yabancı birini görünce diyor neredeydim lan ben gece, kimleydim. Keşke önce yemek yiyip sonra içseydim. Müptezele ya, yapılacak bu kafa İstisnasız her gün aynıyken yarından bana ne. İptal biyolojik saat, çalışmam da gerek. Ama hep bir salaktayım, bunlar takılmaktan. He pazar ya da tesi, farkı ne ki? Aynı mantık cuma ya da tesi. Kaldır eli anlıyorsan ne kadar boş bir hayat yaşıyorum ben. Sonu gelmez tabi, sıkıntımın başı yok ya. Yedi günüm aynı benim. Pazartesi sendromu vardır hani. İşte benim hayatım o. Ve bu değil benim yararıma. Baskı altındayım, çıkamıyorum karanlıktan. Yedi günüm aynı benim. Pazartesi sendromu vardır hani. İşte benim hayatım o. Ve bu değil benim yararıma. Baskı altındayım, çıkamıyorum karanlıktan. Evet arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. TürkRapFM.net'ten Indigo ile olan yayınımız, söz verdiğimiz gibi ikinci yayınımız başladı. Herkese keyifli dinlemeler. Sizlerden bol bol sorular bekliyoruz. Arada sürpriz canlı telefon bağlantıları da yapacağız. Yayınımız başladı. Hoş geldin abi, nasılsın? İyi valla. En son dinleyicilerimize söz vermiştik. İkincisini yapacağız diye söz verdik. Ondan sonrasında söz verdiğimiz gibi şimdi de yayındayız. Neler değişti? En son görüşmeydi. Albüm satışları ne durumda? Yaz araya gelince genel olarak zaten hem etkinliklerde, partilerde hem de internette insanlara dinledikleri müziğe verdikleri reaksiyonlarda bir azalma oluyor. Ben de ondan bunun etkisini yaşadım. Satışlar bayağı durdu, haftada 3-5'e düştü. Ama gittiğim yerde satıyorum. Şimdi o yüzden etkinlikleri kovalıyorum. Geçen yine Gebze'deydik. Geçen dediğim dün. Şey var ya, bir iki organizasyon daha var. Facebook'tan, Twitter'dan falan paylaşıyorum. Çok fazla detay var. Şu an kafam karışık. Hangisi neredeydi, hangi tarihteydi hatırlamıyorum. Netleşince hepsini zaten fan sayfasından direkt duyuruyorsun abi. Bizzat takip edenler, yakından takip edenler bunu çok iyi bilirler. Yazıyoruz oraya. Aynen öyle. Yani abi daha ne denebilir ki, ATM korkusunu yenecek bir video bile yaptın yani sen. Yani bulabildiğim en ilkel pazarlama yöntemiyle albümü sattım, evet. Evet. En son nerede kaldık diye hatırlamıyorum. Ortalarındaydık albümün ama hani dinleyenler zaten yeterince baştan sona alıp çokça dinlemişlerdir albümü bence. Vallahi genelde öyle yaptıklarını söylüyorlar geri dönüşlerde. Ama negatif şeyler söylememeye çalışıyorlar. O yüzden söylediklerinin ne kadar doğru bilmiyorum yani. Negatif şeyler söylememeye dikkat ediyorlar. Yani öyle gözüküyor yani. Çünkü genelde bir övüyorlar. Abi öyle, abi böyle. Çok iyi. Ha. Bir ikincisini bekliyoruz falan gibi. Aynen, genelde öyle diyoruz. İkinci klibi de, Endüstri'den sonraki klibi de Çağrı Sinci ile olan Pazartesi Sendromu'na çektin abi. Aynen. Çağrı Şubat'ta falan çekmiştik. Efsanevi bir verse var Çağrı abinin orada. Aynen, çok çok şanslı ya. Parça da benden çok daha iyi kesinlikle. Bu bitirişine yani falan hasta olduk o verse yani. Dün de yoktu. Dün de yoktu, bugün de, ondan önceki günde. Hakikaten böyle bir şanslı bugün de pazar olmuş. Zaten yarın bir pazartesi sendromuna uyanacağız. Aynen, sorma ya. Pazartesileri sevmiyoruz ama cumalar candır. Vallahi vuruk. Komple yedisi aynı olmaya başlayınca hepsi aynı.
Aynen öyle. Rutine bağlayınca sıkılmaya başlıyor. Her gün aynı şey. Şimdi bizi kaç kişi dinliyor görüyoruz mu? Şu anda kaç kişi dinlediğini görebiliyoruz arkadaşlarımızla. Bunları insanlarla paylaşıyoruz mu? Yani istersek paylaşabiliriz, istersek bu sana kalmış bir şey abi. Şu anda yani 1000 kişi dinlediği için pek bir problem yok yani bence. Geçen yayından biraz daha fazla. Böyle yalan söyleniyor mu şey? Oluyor mu? Yapıyorlar mı öyle? Ya hani o şekilde. Ya dinleyici sayısı aslında bizim, özellikle bizim kitlemiz için abi. Hani çok düşüklerde olduğu için seviye. Sabit dinleyici kitlesine ulaşmak aslında olay gibi bence. Nasıl ayırt edeceğiz? Mesela bizi şu an dinleyen bu 1000 kişinin içinde gerçekten kemik kitleden insanlar var mı, yoksa hevesle bu işi sadece sen olduğun için geçici bir süre için yapanları nasıl ayırt edeceğiz? Orada sadece rakam gözüküyor. Aynen öyle. Yani o piyasadaki, bu, piyasamızdaki bu bilinçli dinleyici ne tam olarak birader? Bilinçsiz dinleyici kötü müzikleri dinleyen, kötü müzikler ne? Popüler olanlar mı? Ha? Yani hani popüler bilinçsiz olan deneyelim de hani daha çok bizim piyasada böyle ayrıştırmalar var böyle ya. Böyle müziği mi bilmiyorlar mı? Yoksa bunların insanlara karşı tavırları mı sorun mu? Daha çok ayrıştırma yapıyorlar bence abi. Ne yapıyorlar? Bu konuda ya hani şey, atıyorum adamın müziğine bakmaktan öte atıyorum adamın kişiliğiyle yargılama vesaire vesaire şey, yani. Taraf tutar bir şey, taraftar gibi. Taraftar gibi bakılıyor. Gibi, bu hani bizim en büyük eksikliklerimizden biri bence. Kitle genç birader, herhalde onunla ilgili olsa gerek. Yani bir taraftar sempatizanlığı, böyle bir takım tutma gibi MC tutmamız bu bizi şey, biraz daha yerlere götürüyor gibi. Aynen, kıyaslamak gerekmiyor. Yani mesela Tek Nine'la Tupac'ı kıyaslayınca Tupac Tek Nine'dan daha iyi diyemiyorsun. Ama kesinlikle Tupac Tek Nine'dan daha kötü de diyemezsin. Öyle bir şey yok. Farklı kulvarlar. Yani herkes başka şey yapıyorken kıyaslamanın çok anlamı yok. Yani kimse birbirini farklı. Aynen, kimse birbirinin alternatifi değil yani. Hepsini aynı anda dinleyebilirsin. Ya, aynen öyle. Kimisi hani atıyorum çok kulüp havalarında ticari yapıyor. Ki özellikle bugün paylaşılan bir parçayı söyleyeyim. Hatta senin de kimin paylaşmış olduğun Emre Altuğ ve Piton'un onun klibi parçası mi çıktı? Klibi çıktı. Oo, izlemedim. Nasıl? Ender Çabuker'in, yani ben açıkçası beğenmedim. En azından Mustafa Ceceli ile olan kadar iyi değil parça. Şahsi fikrim. Ender Çabuker'in de o yapmış olduğu röportaj bunun bir habercisi gibiydi bence. Yani hatta sen de paylaştın. Aynen. Bu adamın çok parası olacağını olacak söylüyordu. Diyor. Hakikaten öyle oldu gibisinden. Bu konulara nasıl bakıyorsun abi? Bunu da olabilir bir şey mi, yoksa piyasanın ihtiyaç duyduğu bir şey mi? Ya, rap star formülü bence ihtiyacımız olan şey değil. Bilindik şarkıda ya da bilindik sanatçının yanına rapçi koymakla bence rapi entegre edemeyiz. Bence rapçiler kendi müziklerini biraz iyi stüdyolarda, biraz iyi müzik yapan adamlarla beraber yapma şansı elde ederlerse o zaman kalite artabilir. Yani şu anki ortamlarımız çok kısıtlı. Ama bence bu formül kesinlikle yanlış ki Ender Çabuker de o röportajında bahsediyor yani tamam diyor, o yapsın diyor, yine kendi flow'unu, rapini yapsın diyor ama hiç sound'dan bahsetmiyor. Yani Amerikan piyasasının 10 sene gerisindeki sesleri kullanarak, bir popüler sesleri bir araya getirerek altyapı yapıp içine rapçi koyunca rap'e hizmet etmiş olunmuyor. Ben öyle düşünmüyorum kesinlikle. Yani ama kendi şey işimizle, bireysel olarak kişiye yarar yani. Piyasaya mesela Moruk, Piton oradan yürür, tamam mı? Neden? Çünkü Piton'un zaten bu işten ekstra çok bir para kazanmasına da gerek yok. Yani Piton biraz rahat yerinde olsun, bildiğim kadarıyla. Aynen, o ekonomik olarak biraz daha kafasına göre davranabildiği için o birkaç tane daha parça yapar, ondan sonra o kanaldan yürür. Aynen öyle. Ama yani onun kendine özel durumu var diye. Yani bizim için, diğer yer altındaki rapçiler için bunu kesinlikle uygulanabilir bir formül olarak görmüyorum. Ki Ender Çabuker de Serdar Ortaç'ı sevin demiyorum size dedi ama karşımıza Emre Altuğ getirdi. Yani hani ben o gün daha hani o röportajı izlediğimde dedim ben bunu. Yani dedim kesin bu işin altında bir iş var hani. Demek ki bir şeyler daha gelecek ki bu onun için yapılmış bir röportaj. Yo zaten yani. Aynen diyordu. Nakaratları popçulara okutun işte ve birisi okutunca da çok tepki vermeyin. Ön yargınızı bir kırın gibisinden bir şeyler diyordu. E belli bu yani. Birisi demek ki yani yapmış bir iş. Bir kanaldan yürümek istiyor aynen. Ki. İşte ama başta bir kitlenin bir nabzının ölçülmesi gerekiyor. Belki biraz tembihlenmesi. O yüzden yapmışlar o videoyu. Aynen. Aynen öyle. Daha başka abi, hayat nasıl gidiyor? Hayat birader yorucu ya. Bir oraya gidiyorum, bir buraya gidiyorum. Öyle. Okul da bitti. Şimdi öğrenci kent kartı da değil.
Of, o çok aynen. kötü bir şey. Ben şimdi açık öğretime yazılacağım. Hani yazıldığım gün gidip çıkartırım aynen. yani o derece. İzmir'deki ulaşımın faydalarından nimetlenmek lazım. Şimdi işte gerçeğiyle tanıştık. O öyle. Ya bak koşturuyoruz ya. 1.85 fena abi ya. Yapacak bir şey yok. Bütün gün bir oraya bir buraya da sorun değil yani. Albüm satıyoruz oradan yürüyoruz işte ise biraz. Aynen öyle. Böylelikle yok mu hiçbir şey soran ya? Soran bakalım hemen sorularımıza bakalım. Bir şey demişlerdir elbet. Bir şeyler demişler. Bayağı bir şey demişler. Valla. Aynen. Ha Çevik bu arada şey mesajım yok moruk. Şu anda dinliyorsa Çevik geçen yayında da bağlanmıştı. Dinliyor şey aynen şey yaptı. Diğer zaten Berkur Çay falan ben gördüm etkinlikte katılacak olarak gözükmüş. Geçen sefer geçenki yayından telefonla katılan arkadaşlar. Görkem'le de Salih isimlerini geçirmemi istemişlerdi. Bir şey demişlerdi ama o kısmını hatırlamıyorum. Görkem Karaman. Aynen arkadaşlarım. Rize'den yazıyorum. Indigo'nun büyük hayranıyım. Başarılar diliyorum. Mutsuzdan sonra Mutlu diye bir albüm gelir mi? Gülümseyerek 53 Sirikus diye bir dinleyicimiz yazmış. Ya bunu bana böyle arkadaşlarım taşak geçmek için falan söylüyorlar. Bazen neşem yerinde görünce iyi diyorlar. Şimdi de mutlu yaparsın. İkisinin ötürleri. Yok ama yani öyle bir şey geçmiyor aklımda. O zaman ben... Ya niye hiç müzik çalmıyor arkada? Öyle bir şey olmuyor mu ya? Abi çalabiliriz. Hiç problem değil. Özellikle ben burada hazırlamıştım her albümünden birer tane. Yok benim parçalarım değil ya. Benim dinlediklerimden duymak istemez mi insanlar? İsterler abi niye istemesinler yani bunu geçen sefer de yayında Das Efex vesaire çaldığımız aynen. gibi çalabiliriz. Ben MP3 çalarım. Nerede? Orada hemen takalım abi. O sırada soru okuyalım belki. O sırada tabii soru okuyabiliriz. Nerede? Açsana. Hemen açalım. Buradan okuyabilirsin abi. Tamam. İnsanlar neden bu kadar aptal veya biz Indigo olarak neden her boku kötü görüşüyoruz? Sonunda da D ile gülmüş. Vallahi soru insanlar neden bu kadar aptal? Doğaları bu olsa gerek yani. Ne bu? Oğlum bunlar bana mı yazılmış şeyler? Abi hani şey olarak ne? Sadece soru olarak değil hani bir cümle kalıbı olarak da kurup gönderiyorlar arkadaşlar. Hani gerek sevgilerini belirtmek üzere de yazıyorlar bunları. Bazen de hani soru kalıbından çıkıyor onlar. Ondan dolayı bazen değişik şeyler de görebiliyoruz orada. Ne diyor bak mutsuz albümü kaç sattı acaba sayısını biliyor mu? Ayrıca sokak köpeği. Ya istiyoruz ki milyonlar satsın ama. Aynen 600'ü geçtim 700'e yürüyorum ama rakam o şekilde. Şimdi bir yeni bir yüzlük daha seri alacağım. Evet abi buradan albümlerin içinden bir şeyler. Guru'nun Caz Mataz albüm serisinden ikinci albümü tavsiye ederim şiddetle. Herkese. Ben de İlkini dinlemiştim ama iki daha kıyakmış yani. Hangisi abi bu mu? Oh, Lifesaver. Bunu arkadan çalabiliriz. Çal bir daha da tıngırdasın ama. Tıngırdayıp yavaştan. Aynen. Biz de konuşabiliriz. Tamam. Bir yandan. Hani ses İnsanlar bizi rahat duyuyorlar mı peki? Rahat rahat duyuyorlar evet. Biraz daha yüksek sesli konuşursak abi. Şuradaki tamam. şeyden dolayı. Tamam. Mikrofon. Hani soruları açıyorduk. Soruları açalım. Abi mükemmel bir albüm. Bursa'da senin elinden almıştım. Zorla yorum değil, kötü diyen müzikten anlamıyordur. Posteri de aldım, odama renk kattın. Yeni albümü merakla bekliyoruz diyor. Sağ olun, teşekkür ederim. Yeni albüm... Duruyor daha en son konuştuğumuz haliyle Sokak bekliyor. Köpeği. Aynen öyle. Bir parçası daha oldu, 12 parça oldu. 12 parça oldu. Peki kaç parçada bitirmeyi planlıyorsun? Bilmiyorum ya, arttırırım ama canım parça yapmak istiyor bu arada. Bir de belli bir ruh haline bürünmek gerekiyor mu bu parçaları yazarken? Disiplin lazım ya, ders çalışır gibi ya, anladın mı? Ayağı başına oturacaksın, kafa yoracaksın. Silmesini bileceksin, gerekirse o kağıda atmasını bileceksin yani. Peki hani böyle bir mutsuz bir hava yakalayınca mı daha çok yazısı gelir insanın? Tabii bile ya abi, ben mutlu böyle... zamanımda öyle ne rapi en fazla sahne çalışırım, işte ezber bakarım. Ya hani bana da öyle gibi geliyor hani. Ya mutluluğun ifadeye ihtiyacı yok bu sebeple.